Merhaba, Ya Doğruysa kanalına hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi, dünya üzerindeki yaşamın en temel ihtiyaçlarından biri oksijendir. Oksijen, nefes alabilmemizden okyanustaki balıklara kadar her şeyin hayatta kalmasını sağlar. Ama hiç düşündünüz mü, bu oksijenin kaynağı sadece ağaçlar ve deniz yüzeyindeki fotosentez yapan bitkiler mi? Hayır, sandığımızdan çok daha fazlası var. Bugün sizlere okyanusun derinliklerinde keşfedilen gizemli bir oksijen kaynağından bahsedeceğim, karanlık oksijen. Bölüm 1, karanlık oksijen nedir? Kulağa biraz garip gelebilir, değil mi? Karanlık oksijen, ne anlama geliyor olabilir? Okyanusun derinliklerinde ışığın ulaşamadığı karanlık bölgelerde, sıradan bir bitki bile bulmak neredeyse imkansızdır. Peki, bu derinliklerde oksijen nasıl oluşuyor? Cevap, kemosentez. Bu terim, bazı mikroorganizmaların, kimyasal reaksiyonlar aracılığıyla enerji ve oksijen üretmesini ifade eder. Yani, oksijen sadece güneş ışığına bağlı olarak değil, kimyasal tepkimeler yoluyla da üretilebiliyor. Bölüm 2, Derin Denizlerde Yaşam ve Kemosentez. Karanlık oksijenin en önemli kaynağı, okyanus tabanındaki hidrotermal bacalardır. Bu bacalar, dünyanın iç katmanlarından gelen sıcak gazlarla doludur. Mikroorganizmalar, bu gazları kullanarak enerji üretir ve bu süreçte oksijen açığa çıkar. Yani, güneşin olmadığı yerlerde bile yaşamı sürdürebilen bir sistem var. Bu mikroorganizmalar, okyanus tabanında adeta bir ekosistem oluşturur ve daha büyük canlılara besin kaynağı sağlar. Bu süreçler, aynı zamanda dünya üzerindeki yaşamın çeşitliliği ve sürdürülebilirliği için büyük bir öneme sahiptir. Bölüm 3, Karanlık Oksijenin Bilimsel Önemi. Bu keşif, sadece derin deniz biyolojisi için değil, aynı zamanda küresel iklim sistemleri için de kritik bir öneme sahip. Okyanusların karanlık bölgelerinde meydana gelen bu süreçler, karbon döngüsünde önemli bir rol oynar. Kemosentez, atmosferdeki karbondioksitin okyanus tabanına çekilmesine yardımcı olabilir ve bu da iklim değişikliğine karşı bir tampon oluşturur. Ayrıca, bu süreçler dünya dışı yaşamın olasılığı konusunda da heyecan verici ipuçları sunuyor. Belki de başka gezegenlerde, tıpkı okyanuslarımızın derinliklerinde olduğu gibi, güneş ışığı olmadan bile yaşam formları var olabilir. Bölüm 4, Karanlık Oksijenle ilgili ilginç bilgiler. Karanlık oksijenin büyük bir kısmı okyanus tabanındaki küçük mikroplar tarafından üretiliyor. Bu canlılar, dünya üzerindeki en eski yaşam formlarından biri olabilir. Kemosentez yoluyla üretilen oksijen, okyanusun üst tabakalarına kadar çıkabilir ve burada yaşayan canlılar için ekstra bir yaşam kaynağı sağlar. Bilim insanları, bu tür yaşam formlarının, Jüpiter'in uydusu Europa veya Satürn'ün uydusu Enceladus gibi buz kaplı gezegenlerde de bulunabileceğini düşünüyor. Belki de evrende yalnız değiliz. Bölüm 5, Gelecekte Neler Keşfedebiliriz? Karanlık oksijenin keşfi, okyanus araştırmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu mikroorganizmaların nasıl çalıştığını ve okyanusun karanlık bölgelerinde neler olduğunu daha iyi anlamak, iklim değişikliğiyle mücadelede bize yeni yollar sunabilir. Belki de gelecekte, bu süreçleri taklit ederek, sürdürülebilir enerji üretimi için yeni teknolojiler geliştirebiliriz. Karanlık oksijen, okyanusun derinliklerindeki gizemli güçlerden sadece biri. Bu keşifler, bize dünyamızın ne kadar olağanüstü ve keşfedilmeyi bekleyen bir yer olduğunu hatırlatıyor. Belki de asıl önemli soru şu, okyanusların derinliklerinde başka hangi sırlar bizi bekliyor? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bugün okyanusun derinliklerindeki karanlık oksijeni keşfettik ve öğrendiklerimiz gerçekten büyüleyici. Belki de bu keşifler, bir gün uzayın derinliklerinde yaşamın anahtarını bulmamıza bile yardımcı olabilir. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.